Arkadaşlar merhabalar. Tamir videolarına tam gaz devam ediyoruz. Şimdi ekranda iki Android TV Box cihaz var. Bir tanesi H96 Mini, bir tanesi V8 Max. Şimdi ben biliyorsunuz tamire gelen cihazlarda tümünün yani binlerce cihaz geliyor. Tümünün videosunu çekip kanalıma atmıyorum. Tekrar tekrar olmasın diye aynı marka model cihazlar geldiğinde sorunlar da benzer şekilde olunca onu tekrar çekmiyorum. H96 Mini'yi kontrol ettim. Geri dönük kanalımda videosunu göremedim. O yüzden bunu çekmek istedim. V8 Max vardı ama içerisindeki yazılım başkaydı ve Wi-Fi driver'ı onda eşleşmemişti. Şimdi bunda farklı bir yazılım olacak. Bunu da ikisinin arızası ne? Nasıl tamir edeceğiz? Onlardan bahsedeceğim. Hem bu arada çok kısaca tanıtım da yapmış oluyorum. Tabi cihazları gösteriyorum. İşte özelliklerinden filan da bahsediyorum. Ona da bakarız. Bir de üçüncü bir konu var. Aslında iki videodur bahsedecektim ama unuttum. Kusura bakmasın. Yani arkadaşım derken biliyorsunuz takipçilerim sizler. Videolarımın altında yorumlarda soru soruyorsunuz. Onlara cevap vermeye çalışıyorum. En önemlisi bir arkadaşım WhatsApp'tan iletişim numaramdan yazdı bana. Cihaz tavsiyesi istedi. Orada özellikle lisanslı cihazları sordu. Xiaomi'nin Mi Box'ını, stick'ini almak istediğini. Sebebini sorduğunda niye lisanslı istiyorsunuz? İşte Netflix izlemek amaçlı mı lisanslı özellikle tercih ediyorsunuz? Yoksa herhangi bir Android TV Box olur mu dedim. Yok, ısınma sorunundan dolayı duyduğuma göre, işte dedikodulara göre veya internetteki bilgilere göre, yorumlara göre lisanslı cihazlar daha iyi oluyormuş. Normal Android TV Box'lar, lisanssız olan cihazlar ısınma sorunu oluyormuş ve arıza yapıyormuş. Böyle söyledi arkadaş. O yüzden dedi lisanslı cihaz ne tavsiye edersiniz filan dedi. Ben de ya olayın öyle olmadığını birinci önceliğin aslında şimdi mesela çoğu arkadaşım YouTube kanalında aslında bu konulardan bahsediyor. Ben de o yüzden bahsetme gereği duymuyordum. Şimdi siz Android TV Box satın alırken tercih ederken neye göre hareket edeceksiniz? Yani lisanslı cihaz mı almalısınız yoksa lisanssız cihazlardan da alabilir misiniz? Burada birkaç tane püf noktası var. Video çok uzun olacak ama hemen bahsetmem lazım. Daha önceki videolarımda bu konudan özellikle bahsetmemiştim. Fırsat olmamıştı. Şimdi arkadaşlar en önemli kriter benim için eğer ben alıcıysam ve Netflix 4K izlemek istiyorsam lisanslıdan vazgeçmemem gerekir. Dezavantajları var. Bu dezavantajları yani ben sevmiyorum lisanslı cihazlar aslında dezavantajlarından dolayı ama bu dezavantajlarından kurtulup Netflix'i 4K izlemek istiyorsam özellikle yani bu birinci tercih olarak benim için ön plandaysa lisanslı cihaz almalıyım. Yani onun birkaç tane yani belki 5 tane örnek sayabiliriz. Xiaomi Mi Box en başta olmak üzere stickleri de öyle. Onlar da lisanslı. Ama kesinlikle stick cihaz tavsiye etmiyorum. Başka daha şu an aklıma gelmeyen sayamayacağım birkaç tane 4-5 tane marka model var lisanslı cihazlardan. Onlardan satın alabilir ve Netflix'i izlemek istediğiniz Netflix hesabınızı 4K şeklinde izleyebilirsiniz. Şimdi neden böyle bir ikilemde kalmak zorundayız? Hani lisanslı cihaz alsak da her şey mükemmel olsa olmaz mı? Madem lisanslı L1, Google L1 lisansıyla Netflix'i izliyoruz da işte ne oluyor arkadaşlar? Onlar da lisanslı cihazlarda ROM dediğimiz hafıza bir kere kesinlikle düşük oluyor. Xiaomi'de pay biçebilirsiniz. Yani 2 GB RAM, 8 GB dahil hafızası oluyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani bu yüzyılda 8 GB dahil hafıza bize hak mıdır? Yani diğer merdiven altı en dandik cihazlarda bile 16, 32, 64 yukarıya doğru gidiyor hafıza. Ben bunu eleştiriyorum. USB giriş noktası ya bir tane oluyor ya da hiç olmayan cihazlar da var. Son zamanlarda ikili olan oluyor. Onu kablolu internet olmayabiliyor. Xiaomi Mi Box'tan bahsediyorum. Yani bu eleştirileri yaptıktan sonra bu kadar para verdiğimiz, lisanslı olan, kaliteli dediğimiz cihazı satın aldığımda ben en az 2 tane USB isterim. Kablolu internet ve kablosuz internet aynı anda olsun isterim. Sadece kablosuz olamaz bence. Ve
Dahili hafızasının da en az 16-32 diye yukarıya doğru olmasını isterim. O yüzden ben eleştiriyorum. Onu söyleyeyim. Benim için Netflix öncelikli değilse ben normal Android TV Box'lardan alırım. Lisanslı almama gerek yok. Yani onlarda da 720p şeklinde Netflix'i izleyebilirim. Ben televizyonda LCD ya da LED ekranda, büyük ekranda 55-60 işte izliyorum. Baktığım zaman kalitede inanın yani gözle görülür bir şey anlamıyorum. Hani belki 3-5 metre salonda uzak mesafeden izlediğimde neredeyse hiç anlamıyorum. Yani Netflix'in 4K izlenmesiyle 720 ya da 1080p izlenmesi bazı durumlarda o da mümkün. Görüntüde inanın bir şey anlaşılmıyor. Ha, bu keyfe gelir bir durum. İlla ki mesela çok büyük inçli 65, 70, 80 inç televizyonunuz varsa illa ki 4K izlemek isteyebilirsiniz. O da keyfe gelir. Zevk meselesi bir durum. Şimdi gelelim arkadaşımızın sorusuna. Bu kadar açıklamayı yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşımız dedi ki lisanslı cihazlar ısınmıyormuş usta dedi. İşlemcileri dedi. O yüzden arıza yapmıyormuş dedi. Lisanssız olan cihazlar ısınıyormuş. Yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani böyle bir kıstas yok. Her ikisi de ısınır. Lisanslılar da ısınıyor. Lisanssız olanlar da ısınıyor. Burada neye dikkat edeceksiniz? Burada merdiven altı üretim almamaya çalışacaksınız. Yani merdiven altı dediğim nedir? Mesela benim için söylüyorum arkadaşlar. Bu da merdiven altı, bu da merdiven altı. Yani H96 Mini V8 Max diye marka olmaz. Marka cihazlardan satın alacaksınız. Nedir onlar? Yani horoz gibi, tavuk gibi, köpek gibi adı olan, yani bir ismi olan, böyle rakamlı, harfli, kodlu değil de yani bunlar bir markaların modelleri diyebiliriz size. Öyle bile değil. Yani çok dandik cihazlar bunlar. Ben olsam almam ama tamire geliyor. Bakın almayın diyorum ama gene de geliyor, yapıyorum. O şey değil. Yani siz almayın, bana da tamire göndermeyin. Ben de para kazanmayayım. Onu söyleyeyim yani. Burada şey değiliz. İlla cihaz gelsin, hadi yapalım diye insanları kandırmak, yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bence ben olsam Beylink, bakın ismi var. Yani bir kod yok burasında. Yani GT King diye devamında var ama bakın marka Beylink firması Vontar. Kesinlikle siz bilmiyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Ben dikkat ettim. Vontar markası çok az satılıyor. Takipçiler tarafından çok az alınıyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Beylink, Vontar, Mikul, Ugoz. Nvidia'yı saymama gerek var mı? O zaten çok pahalı ve kaliteli bir cihaz. Yani bunun gibi daha birkaç tane marka var. Level Home mesela iyi bir marka. Fiyatına göre özellikle fiyat tam performans ürünü. Böyle kaliteli markalardan, ismi olanlardan satın aldığınızda bir ısı problemi öyle normal düpedüz yaşamazsınız. Hani bu cihazı aldım ben, kronik sorunu var, ısınıyor. Öyle değil o. Yani eğer aldıysanız, mesela benim saydığım bilinen markalardan aldıysanız ve cihaz ısınıyorsa bir sorun vardır. Yani adaptörde sorun vardır, yeterli güç vermiyordur. Cihazın hafızası yıllar içinde, aylar içinde dolmuştur. Yanlış işlemler yapmışsınızdır. Ayarlamalarınız düzgün değildir. Yani bir sorundan dolayı olabilir. O olur. Nadiren oluyor o durumlar zaten. Her zaman olmuyor. Yani bu şekilde arkadaşıma da cevap vereceğimi söylemiştim bir sonraki videolarda. O kesinlikle neredeyse bana inanmak istemedi. Ben ismini unuttum şimdi. WhatsApp'tan görüşmüştük. Isı konusunda yani burada lisanslıymış değilmiş diye bir genelleme kesinlikle yapamayız. Yıllardır binlerce cihaz tamir ettim. Önüme geliyor. Hani onu size direkt söyleyebilirim. Bir de her cihaz ısınır. O arkadaşım dedi ki kaç derece ısınıyor cihazlar dedi. Hiç ısınmaması için kaç derecelik cihaz alayım? Yani mesela 20 derece ya da 10 derece olsun, maksimum daha üste çıkmasın gibi mi değerlendirelim dedi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onu da genel bilgi vereyim. Şimdi ha Android TV Box, ha televizyon, ha teyip bütün elektronik eşyalarda, bu arabanızın içindeki parçalarda dahil, yani Bluetooth'lu işte hoparlör veya ne kullanıyorsanız elektronik olan, içerisinde özellikle işlemci olan telefonlarda dahil bütün cihazlar ısınmak zorunda. Bu normal bir şey ve ısınmayan cihazda asıl problem var demektir. Yani belli bir seviyeye kadar. Ben size şunu söyleyeyim. 65 dereceye kadar cihazınız ısınıyorsa ve problem yoksa zaten yoktur. Olmaması da gerekir. Yani cihaz 65 dereceye kadar ısınabilir ve gayet performanslı güzel çalışır. Size bazılarınıza bu derece çok yüksek gelebilir. Usta 65 derece çok, hayır kesinlikle çok fazla değil. Nerede sorun olabilir? 75 yani 65 derecenin üstü 75, 80, 85 derecede 85 dereceleri görüyorsa zaten cihaz artık
ısıdan dolayı, içerisindeki termik koruyucudan dolayı takılma, donma ve kapanıp açılma yapacaktır. Yani kendisini direkt yakmaz cihaz. Öyle hemen bozulmaz. Kendisini kapatır, yeniden açılır. Zaten kapanıp yeniden açılıyorsa, ekranda böyle cızırtılı sesler ve renkler varsa TV ekranında, zaten cihazınız ısınıyordur. Hemen kaldırıp altına bakın. Problemi anlamaya çalışın. Bakın, ben bu cihaza dokunuyorum. Şimdi buz gibi. Bu cihazın çok kaliteli olduğunu göstermez bana. Hani ısı konusunda yanılmayın. Mutlaka kaliteli cihazlarda her cihaz ısınır. Yeter ki 65 derece ve yukarıya doğru gitmesin. 65 derecenin altında kalsın. 20-30 derece, 10 derece diye cihaz olmaz. Mutlaka cihaz, çalışan işlemci, performanslı işlemciler zaten ısınır. Elektronların çarpışmasıyla ısı meydana gelir ya, atom bombasındaki gibi düşünün. Aynı öyle ısı meydana gelmek zorunda. Hatta şunu düşünün. Çok basite indirgeyeceğim. Arabalarınız 90 derece motor ısısı sıcaklığına geldiğinde optimum performans verir. Nedir o? Çok az yakıt tüketerek çok iyi mesafe ilerler. Eğer motor ısısı soğuksa, yanma odasında yeterli güçlü patlama olmayacağı için, benzin oksijen karışımından araç yeterli performansı göstermez, çok yakıt yakar. Yani bu iyi bir şey değildir. Soğuk motor iyi değildir. İşlemcide de soğuk işlemci beklememeliyiz. Yani bu araba motoru 90 derecede mükemmel çalışıyorsa, bu da yani 40 ile 50-60 derece arasında mükemmel çalışır diyebiliriz. Bu konuyu kapatmış olalım. Arkadaşımıza da böyle cevap vereceğimi söylemiştim. Bir sonraki videolarda size cevap vereceğim dedim. Çünkü onu WhatsApp'tan ikna etmem çok zordu. Herkese genel bir bilgi vermiş oldum. İnşallah faydası olur. Gelelim bu cihazlara. H96 Mini'nin sahibi arkadaşım dedi ki, ben cihazıma Android TV OS yazılım yüklemek istedim kendim. Hatta yükledim. Wi-Fi çalışmadı dedi. Ondan sonra bu durumu düzeltmek için farklı bulduğum TV OS yazılımlarından, oradan buradan, işte Rusya'dan, Türkiye'den, Çin'den yazılımlar yükledim. 8-10 tane yükledim diyor. Hiçbir şekilde Wi-Fi çalışmadı diyor. Bu durum canımı çok sıktı dedi. O yüzden isterseniz siz başka bir TV OS'la Wi-Fi sorununu düzeltin. Olmazsa da orijinal yazılıma dönüp Wi-Fi sorununu giderin dedi. Kendisi orijinal yazılıma da dönememiş daha sonradan. Yani isteseydi onu da yapabilirdi tabii ki. İşte onu tahmin etmişsinizdir. Onu da yapamamış. Wi-Fi sorunu devam ediyor diye cihazı bana göndermiş arkadaşlar. Şimdi şöyle H96 Mini'ye bakalım. Yan tarafı bu şekilde. 2 adet USB'si var. Micro SD kart girişi var. Arkası bu şekilde. Amlojek S905W işlemcisi var. X96 Mini ile hemen hemen aynı gibi. İşlemcisi aynı zaten. Cihaz olarak ona uygun yazılımları buna atarsanız sorun yaşarsınız. Arkadaşımız da o sorunu yaşamış zaten arkadaşlar. H96 Mini'de alışılmışın tam tersini yapacağız. Muhtemelen arkadaşım 8-10 tane yazılımı deneyip de olmadığına göre, ben de bakacağım tabii ki. Muhtemelen tam ters yapacağız. Her zaman gelirdi orijinal cihazda arızalı veya arızalı olmasa bile TV OS'a geçerdik. Bunda tam tersi, TV OS'tan orijinal yazılıma döneceğiz ve Wi-Fi'yi aktif etmemiz gerekir. Bundaki sorunu bu şekilde düzelteceğiz. V8 Max'ta demin dediğim olayın tersi durum var. Orijinal yazılım var ve çalışıyor. Arkadaşımız TV OS yazılıma geçmek istemiş. O amaçla benimle iletişime geçip cihazı gönderdi. Şimdi aktif televizyonda görüntüsü var zaten. Oraya geçeriz. Şöyle ışığı da yanıyor. Ben her iki cihazda da zorlandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle alttaki etiket bu. Arkası bu şekilde. Yanda 2 adet USB'si var. Bu cihazda da yazılım yüklerken çok zorunlu oldu. Sorun çıktı. Bunda da çok sorunlu oldu. Bunun zorlu olması normal, çünkü bunu sahibi kurcaladığı için, farklı yazılımları yüklediği için her yapılan işlem cihaza bir miktar zarar verir arkadaşlar. Yani sorun riski çok yükseltir. Bunda yazılım yüklemeye devam etmek her seferinde işte %10'sa risk, %15, 20, 25, %50, 60'a kadar risk yükselir. Her an cihaz bozulabilir. Yani bu işler bu kadar hani kolay ve basit değildir. İlk başta kolaydır ama
her yapılan ters, yanlış işlemde risk artmaktadır. Bilginiz olsun. Bu cihazda da T95 Z Plus'larda meydana gelen, hani merdiven altı üretim dediğimiz ya da yıllar içerisinde farklı anakart firmalarıyla anlaştıkları için V8 Max'ın normalde V chip markasının modeli olanı var. Bu normal olan farklı. Yani ondan V chip'li olanla yazılım atmak daha farklı, daha başka bir yazılım uygun oluyor. Bunda mesela çok büyük sorunlar çıktı. Yani her yazılım buna uygun olmadı. Mesela Slimbox'lar olmadı. İşte başka yazılımlar denedim. TVOS'lar olmadı. Ama Allah'a şükür olması gerekeni bulduk. Sorun yok. Televizyonluk görüntüsüne geçeceğim. Bunu da yan taraftaki monitörde açıp her ikisinde karşımdaki monitörlerde göstereceğim arkadaşlar. Cihaz sahipleri de hem izlemiş olsun, cihazlarının yapılıp yapılmadığını görmüş olsunlar. Şu anda ikisinin de bilgisi yok. Cihazlarının yapılıp yapılmadığını bilmiyorlar. Hem de siz yapılan işlemleri yani bir nebze görmüş, bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arayüz V8 Max'a ait. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arkadaşımız Android TV OS yazılıma geçmek istediğini belirtmişti zaten. Yazılım da değişmiş oldu. Full kurulumda tamamlanmış oldu. Hatta burada cihazı açtım. Şimdi Disney Plus uygulamasının kendi kendilerin güncellendiğini görüyorum. Bu çok iyi bir şey. Yani bakın şu anda kendisi indiriyor. Benimle bir ilgisi yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece cihazı açtım şimdi. İndiriliyor diyor. Burada bilgi veriyor. Böyle altta çubuk dolmaya devam ediyor. Burada görünüyor. Yazılım yani mükemmel oldu. Çok iyi uygun oldu bu cihaz için. Kablolu kablosuz internet, her şey açık vaziyette. Sorun yok. Air Mouse kumanda ile kullanıyorum. Görüyor musunuz? Merhaba. Selam. 16.53. Şu anda Elazığ'da sıcaklık 24 derece ve parçalı bulutlu bir hava var. Bugün sıcaklık en yüksek... Gir durdurayım ki konuşabileyim. Yani gördüğünüz gibi Air Mouse kumandadan sesli komut özelliği bile aktif çalışıyor. Gayet başarılı. Yüklediğimiz uygulamalar burada. IPTV uygulaması, Inatbox, MKVOT, Inatbox'ın prosu. Şimdi bunlar niye gösteriyorum arkadaşlar? Bunlar aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi YouTube'un hem normal kendi cihazın orijinalindeki var. O reklamlı versiyon cihazın orijinalindeki. Ben reklamsız olanı da yüklüyorum. Tabii aktif ediyorum. Bütün uygulamalar da aktif bir şekilde çalışıyor. Fazla detaya girmeyeceğim. Bu yazılımları, TVOS yazılımlarını zaten ortak olarak hani biliyorsunuz, platformlar farklı olsa da bu platform farklı, bildiklerinizden değil, onu söyleyeyim. Ama bu cihazımıza bu mükemmel oldu. Diğer farklı varyasyonlar düzgün olmamıştı. Eksiksiz oldu. Onu söyleyebilirim. Hemen yan taraftaki cihaza geçeceğim. Geçmeden önce şöyle kablosuz interneti sorun olup olmadığını göstermiş olayım. Herhangi bir sorun olmadığını, kablosuz internetten izlendiğini görüyorsunuz. V8 Max arkadaşımıza bu şekilde full kurulu hazır bir şekilde kendisine tak kullan şeklinde gelecek. Hayırlı olsun. Hemen yan taraftaki monitöre geçiyorum. H96 mini ya da H96 mini diyebilirsiniz. Arkadaşımız cihaz sahibi TVOS yazılımlar yüklemişti ve Wi-Fi özelliği bloke olmuştu. Şimdi burada Bluetooth'un aktif olduğunu, Wi-Fi'nin açık olduğunu görüyorsunuz zaten. Şöyle bir temizleme de yapalım. Full kurulum yapıldığı aşağıdan da belli. Ayarlara girelim. Teyit edelim. Kablosuz internet Aksaray Android TV Box ağına bağlı. Bu şekilde arkadaşımız artık kablosuz internetini aktif bir şekilde kullanabilecek. Burada dediğim gibi ters yaptık. Her zaman da her gelen cihazı da Android TV OS yükle yapıştır gitsin mi yapıyoruz? Yoksa böyle farklı durumlar da meydana gelebiliyor mu? İşte gelebildiğini görmüş olduk. Yeter ki sorunları güncelleme geldi burada da. YouTube için geldi o. Diğer cihazda Disney Plus uygulaması otomatik güncellenmişti. Burada da YouTube güncelleniyor.
H96 Mini de arkadaşımıza, cihaz sahibine tak kullan şeklinde böyle hazır. Hayırlı uğurlu olsun. İki cihaz da sahiplerine geri kargo yapacağım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.